Evet arkadaşlar, türev alma kurallarından 6. kuralımız bileşke fonksiyonun türevi. Bileşke fonksiyonu şu şekilde ifade edelim. Bir fx fonksiyonu yine g bileşke hx şeklinde verilmiş olsun. Biz bunu zaten g içinde hx şeklinde de gösterebiliyorduk. Bunun türevini alırken burada dikkat etmemiz gerekiyor. Bileşkenin türevini alırken arkadaşlar dışının türevinde içini aynen yazıyoruz. Çarpı içindekinin türevi şeklinde ifade ediyoruz. Dışının türevinde içini aynen yazıp çarpı içinin türevi diyoruz. Şimdi öncelikle burada bir iki tane fonksiyonları tek tek vererek yapalım. X küp artı 2x artı 4 olsun. Gx fonksiyonu ise x kare eksi x artı 3 olsun. Hx fonksiyonu ise 2x eksi 1 olsun. Buradan birkaç madde soralım. Örneğin f bileşke g türev 1 nedir diye soralım. F bileşke g'nin türevinde 1 yazacakmışız. Bunun çözümünü arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Yine söylüyorum. Bileşke fonksiyonu türev alınırken dıştakinin türevinde içini aynen yazıp çarpı içtekinin türevi şeklinde gösteriyoruz. Buraya baktığımızda hem f fonksiyonunun hem de g fonksiyonunun türevinin gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla karşılarına da bu fonksiyonların türevlerini yazalım. Arkadaşlar x küpün türevi 3x kareydi. 2x'in türevi 2. Sabit sayının türevi zaten 0'dı. Hemen gx'in karşısına da arkadaşlar x kare eksi x artı 3'ün türevini 2x eksi 1 şeklinde yazalım. Ve hx'in türevi de lazım olacak. İleriki şıklarımızda hx'in türevi de 2 şeklinde yazalım şuraya. Türevleri diyelim. Şimdi arkadaşlar g1 dikkat edecek olursanız orijinal g fonksiyonunda normal g fonksiyonunda 1 yazacakmışız. X'in yerine 1 yazdığımız zaman g fonksiyonunda bu içteki ifade 3 çıkıyor. Buradan da f türev 3'e bakmamız gerekiyor. F türev 3 x gördüğümüz üzere türevinde 3 yazacak olursanız arkadaşlar 3'ün karesi 9, 3 ile çarptığınız 27, 2 daha 29 cevabı sonucu gelecek. 29 çarpı g türevi 1. G fonksiyonu türevinde x gördüğümüz yere 1 yazacağız. G türevi fonksiyonu 2x eksi 1. Orada x'in yerine 1 yazacak olursanız sonucu 1 gelecek. Dolayısıyla A şıkkımızın cevabı 29 elde edilir. B şıkkına bakalım. O da mesela gof türev eksi 1 olsun. Yine arkadaşlar yine bileşke fonksiyonu türevinden yola çıkıyoruz. Kuralımız şöyleydi. Dıştakinin türevinde içtekini aynen yaz. Çarpı içtekinin türevi diyorduk. Şimdi orijinal f fonksiyonunda x gördüğümüz yere eksi 1 yazacakmışız. Orijinal fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere eksi 1 yazacak olursak eksi 1, eksi 2 de buradan gelecek. Eksi 3, 4 de toplarsanız eksi 1 değerini bulursunuz. Şimdi g'nin türevinde eksi 1 yazacağız. G'nin türevi 2x eksi 1'di. X gördüğümüz yere eksi 1 yazacak olursak eksi 2, eksi 1 de buradan geldi. Eksi 3. Birinci çarpanı eksi 3 olarak bulduk. Şimdi f'in türevinde eksi 1 yazacağız. F'in türevi 3x kare artı 2 idi. X gördüğümüz yere eksi 1 yazacak olursak burası 3 yapıyor. Buradan da 2 geldi. Etti size 5. Bu x'in çarpımından da eksi 15 değerini buluyoruz. Şimdi yine aynı fonksiyonlarla devam edelim. Bir c şıkkı yazalım. O da mesela hof türev 0 olsun. Hof türev 0. Yapmamız gereken şey yine bileşkenin türevinde. Arkadaşlar adım adım yapacak olursak dıştakinin türevinde içtekini aynen yazıyoruz. Çarpı içtekinin türevi şeklinde gösteriyoruz. Önce f0'ı bulacağız. Orijinal f fonksiyonunda x gördüğümüz yere 0 yazacak olursak, bu fonksiyonda x gördüğümüz yere 0 yazacak olursak içerisi 4 geliyor. Şimdi g'nin türevinde 4 yazacağız. Ama h'ın türevinde 4 yazacağız. H fonksiyonuna baktığımız zaman onun türevi sabit bir sayı sadece 2 çıktığı için dolayısıyla h'ın sonucunu 2 olarak aldık. Devamında f'in türevinde 0 yazacağız. F'in türevi 3x kare artı 2 idi. X gördüğümüz yere 0 yazacak olursak buradan da cevap 2 olarak geliyor. Dolayısıyla bu şıkkımızın cevabı 2 çarpı 2'den 4 sonucu elde edilir diyoruz. Şimdi bunun tabii ki öğrenci arasında en çok tartışılan kısmı şu. Üçlüsü nasıl oluyor? F bileşke g bileşke h fonksiyonunun türevinde x gördüğümüz yere 2 yazalım. Diyelim mesela. Şimdi üçlüsünü alırken özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü birazcık daha karışık bir hale almaya başladı. Dikkat ederek adım adım giderek yazacağız arkadaşlar. Şimdi bileşkenin türevi şu şekilde yapılıyordu.
Dıştakinin türevinde içtekini aynen yazıyoruz. G içinde H2 çarpı. Şimdi içtekinin türevini alacağız. İçtekinin türevini alırken de bir şey dikkat etmek gerekiyor. O da şu. İçteki de bileşke fonksiyon. Dolayısıyla bunun türevini alırken yine adım adım dıştakinin türevinde içtekini aynen yaz. Çarpı içtekinin türevi şeklinde gösteriyoruz. Şimdi H2'den başlayalım arkadaşlar. En içten H2'den başlıyoruz. H2 arkadaşlar dikkat edecek olursanız x gördüğünüz yere 2 yazdığınızda H2'nin değeri 3 bulunuyor. Şuraya 3 değerlerini yazalım. Şimdi G3 sayısını bulmaya çalışacağız. X'in yerine 3 yazacak olursanız 3'ün karesi 9, 3 çıktınız. 6, 3 daha 9. Şurası 9 çıkıyor. Ve f türev 9'a bakacağız. F fonksiyonun türevini 3x kare artı 2 bulmuştuk. X gördüğümüz yere 9 yazacak olursanız 81'i 3 ile çarptınız. 243, 245 değeri karşımıza çıkıyor. Birinci ifadenin sonucu 245. Şimdi G'nin türevinde H2'yi buluyorduk. H2'yi zaten 3 demiştik. G'nin türevinde 3 yazacak olursanız G'nin türevinde 3 yazdığınız zaman arkadaşlar sonucunu, değerini 5 olarak buluyoruz. H türev 2 nedir diye soracak olursak H türev zaten dikkat ederseniz arkadaşlar sabit bir fonksiyondu. Dolayısıyla H türev 2 direkt 2 değerini alacak. 5 çarpı 2 10 yaptı. 245 ile çarptığımız zaman bu sorunun cevabı da 2450 sonucuna ulaşır. Şimdi bileşke fonksiyonu anlatırken burada fonksiyonları tek tek ayrı ayrı veriyordu. Yalnız bu örnekten daha çok şu tip karşımıza çıkmakta. F 2x eksi 3 eşittir. X kare artı x artı 4 demiş olsun ve f türev bize 5'i sorsun. Arkadaşlar burada bir şeye dikkat edelim. Burada fonksiyonun ismini oradaki gibi g fonksiyonu, h fonksiyonu da değil. Direkt 2x eksi 3 şeklinde vermiş. Bu tip fonksiyonlar da bileşke fonksiyonu olarak karşınıza çıkıyor. Bunu yaparken de adım adım sakin olarak yapacağız. Çözüm diyelim gene. Şimdi bileşke fonksiyonun türevini alırken uygulamamız gereken yöntem şuydu. Dıştakinin türevinde içtekini aynen yazıyoruz. Çarpı içtekinin türevi 2x eksi 3'ün türevi 2 diye karşımıza gelecek. Karşı tarafın türevi ise 2x artı 1 şeklinde yazacağız. Parantezin içi f türev 5 diye sorulmuş. Parantezin içinin 5 olabilmesi için 2x eksi 3'ü 5 eşitlediğiniz zaman x gördüğünüz yere 4 yazmanız gerekir. X'in yerine 4 yazacak olursak f türev 5 çarpı 2 eşittir. X'in yerine 4 yazdığımız zaman karşı taraf 9 çıkıyor. Buradan da f türev 5 eşittir. 9 bölü 2 değerini elde ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ikinci bir örnek yapalım bununla ilgili. F x kare artı x eşittir. X küp çarpı g2x diyelim. G2'yi bana 3 olarak vermiş olsun ve g türev 2 de bana eksi 1 diye verilmiş olsun ise f türev 2 değeri nedir şeklinde bir soru sormuş. Yine uygulamam gereken şey iki tarafta da dikkat edecek olursanız hem f'in içinde hem de g'nin içinde bileşke ifade var. Dolayısıyla çözerken ikisine de dikkat etmek durumundayız. Şöyle yapalım. Sol tarafın türevini alırken dıştakinin türevinde içtekini aynen yazıyoruz. Çarpı içinin türevi yani 2x artı 1 eşittir. Sağ tarafın türevini alırken aynı zamanda çarpımın türevini de tekrar ettiriyor bize bu örnek. Birincinin türevi 3x kare çarpı ikinciyi aynen yazıyoruz g2x artı. Birinciyi aynen yazıyoruz x küp çarpı. Şimdi buranın türevini alırken bileşkeye dikkat etmek gerekiyor. Dıştakinin türevinde içini aynen yaz çarpı içtekinin türevi şeklinde yazıyoruz. Şimdi sorunun bize verdiği bilgilere dikkat edecek olursak g2, g türev 2 verilmiş ve f türev 2'yi soruyor. X gördüğüm yere ne yazarsam g2 ve g türev 2'yi kullanmış olurum. X gördüğüm yere 1 yazarsam bu durum sağlanır. X'in yerine 1 yazacak olursak f türev 2 çarpı parantezin içi 3 eşittir. X'in yerine 1 yazacak olursak 3 çarpı g2 artı x'in yerine 1 yazacak olursak 1 çarpı g türev 2 çarpı 2. Sorunun bize vermiş olduğu bilgiler g2'yi 3 vermişti. G türev 2 ise eksi 1 vermişti. Düzenleyecek olursak 3 çarpı 3 9,
Eksi 2 buradan geldi. 7 kaldı bu taraf. Ve f türev 2 eşittir. 7 bölü 3 değerini, buradaki 3'ü karşıya bölüm olarak atacak olursanız f türev 2 eşittir. 7 bölü 3 sonucunu elde ederiz. Evet arkadaşlar, bileşkenin aslında bir alt başlığı. Fakat biz bunu 7. bir kural gibi verelim. Bir fonksiyonun kuvveti alındığında bu durumdaki türevler nasıl alınacak ona bakalım. Bir fx fonksiyonu gx fonksiyonunun kuvveti şeklinde verilmiş olsun. Bu fonksiyon tipinin türevi nasıl alınıyor? Yine türev alırken arkadaşlar bileşke fonksiyon şeklinde yukarıdaki sayıyı indiriyoruz. Yukarıyı bir azaltıyoruz. Bunu daha önceden zaten uygulamıştık. Çarpı, burada en dikkat etmemiz gereken, en unutmamamız gereken ifade çarpı içinin türevini yazacağız. Şimdi basit bir iki örnekle başlayalım. Fx eşittir x kare eksi x artı 3'ün dördüncü kuvveti f türev 0 nedir şeklinde sormuş bize. Yapmamız gereken ifade, adım adım gidiyoruz. Y'nin türevi eşittir. Fx'i y olarak da yazdığımızı biliyoruz. Dolayısıyla fx'in türevi demek aslında y'nin de türevi demek. Şimdi bunu alırken arkadaşlar dikkat edeceğimiz husus şuydu. Yukarıya indiriyoruz. X kare eksi x artı 3'ün kuvvetini bir azaltıyoruz. Yukarı indirdik, kuvveti bir azalttık. Eklememiz gereken ifade çarpı içinin türevi olacak. O da 2x eksi 1 şeklinde yazılacak. Şimdi x gördüğümüz yere 0 yazacak olursak f türev 0 eşittir. 4 çarpı x'in yerine 0 yazarsak parantezin içi bu kısım 0, 3 geldi. 3'ün küpü çarpı x'in yerine 0 koyarsanız ikinci parantezde eksi 1 gelecek. Cevabımız çarpma işlemini bitirdiğiniz zaman eksi 108 çıkacak. Bundan basit bir tane daha yapalım. Fx eşittir. Evet, x kare ya da x kare demeyelim. 3x eksi 2'nin 7. kuvveti ise dy bölü dx'in x eşittir 1 için değeri nedir şeklinde bir soru sormuş olsun. Evet, fx'in arkadaşlar 3x eksi 7'nin 7. kuvveti olarak verilmiş ve bize dy bölü dx'in x eşittir 1'deki değeri nedir diye soruyor. Arkadaşlar şunu söylemiştik en başta, d bölü dx türev alma operatörüydü. Yani bu bir ifadenin önüne geldiğinde bu fonksiyonun, bu ifadenin türevini al demekti. Y ifadesi de yukarıda da bahsetmiştik, fx demekti. Dolayısıyla y'nin x'e göre türevi, yani fx'in x'e göre türevini al, sonradan da x gördüğümüz yere bize 1 yaz demek istiyor. Bu arkadaşın türevini alacak olursak y türev eşittir. Türevi şu şekilde alıyorduk kuvveti olduğunda, yukarı indiriyorduk. Yukarıyı bir azaltıyoruz ve çarpı içinin türevi. Birçok arkadaşın unuttuğu şey bu içinin türevi oluyor. Biz özellikle vurgulayarak dikkat ediyoruz. İçinin türevini eklemeyi aman sakın unutmayın. Şimdi x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Yazdığımız zaman 7 çarpı x'in yerine 1 yazarsak parantezin içi 1. 6. kuvveti yine 1 çarpı 3'ten. Bu sorunun cevabı da yine 21 elde ediliyor. Buna benzeyen bir örnekte rasyonel ifade olarak yazalım. Mesela eksi 1 bölü x kare artı x olsun. Bunun türevinde bize f türev 1'i sormuş olsun. Arkadaşlar böyle bir ifadenin türevini alırken iki yöntem belirleyebilirsiniz. Bir, bölümün türevi. İkincisi ise yanda yazdığımız gibi bir fonksiyonun kuvveti şekline getirip türevini almayı kullanabilirsiniz. Bölümün türevi de alınabilir ama alt tarafta buna kare koyduğunuz zaman bölümün türevi daha da zorlaşacak. Şu haliyle çözecek olalım. Bunu önce yandaki gibi üslü ifade şeklinde yazalım. Fx fonksiyonu eşittir. Eksi 1 çarpı x kare artı x'in alttaki ifade yukarı attığımız için kuvveti eksi ile çarpmamız gerekiyordu. Kuvveti eksi 2 olarak yazdık. Şimdi türevini alacağız. Türevini alırken yine yandaki gibi dikkat ederek tek tek adım adım gidelim. Önce yukarıdaki sayı ön tarafa indirilir, öndeki sayıyla çarpılır. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarpınca 2 çarpı kuvveti 1 azaltıyoruz. Buradan sonra unutmamamız gereken çarpı içinin türevi olacak 2x artı 1. Bunu düzenleyecek olursanız 2 çarpı 2x artı 1 bölü x kare artı x'in eksi 3. kuvveti ise x kare artı x'in 3. kuvveti şeklinde aşağıya alınırsa kuvvetteki eksi gidecektir. Şimdi x gördüğümüz yere artık 1 yazabiliriz. 1 yazdığımızda 2 çarpı parantezin içi 3. Yine aşağıdaki parantezin içi 2 gelecek. Küpünü aldığınız zaman 8. Sadeleştiğinde de 3 bölü 4 ifadesi kalacaktır.
Arkadaşlar, bu ifadeleri dediğim gibi üstü ifadeye çevirip ondan sonra türevini alıyoruz. Bu başlıkta en çok karşımıza çıkacak soru tiplerinden bir tanesi de köklü ifadelerin türevi. Fx eşittir kök içinde x kare artı x artı 3 olsun ve f türev 1 nedir diye yine bize sormuş olsun. Arkadaşlar, önce bunun bir kez türevini alacağız. Sonra bir tane kendimize kural çıkartacağız o örnekten. Yavaş yavaş önce bunu çözüm diyelim ve bunu öncelikle üstü sayıya çeviriyoruz. Ondan sonra türevini almaya çalışacağız. Fx eşittir x kare artı x artı 3'ün, arkadaşlar buraya bir parantez şeklinde yazacak olursak içeride gizli bir 1 kuvveti var. Kökün derecesi de 2 olduğu için üstü sayıya çevirdiğiniz zaman üzeri 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi bunun türevini alıyoruz. Bunun türevi y türev eşittir. Türev alırken yine bahsettik. Yukarıdakini ön tarafa çarpan olarak indiriyoruz. Yukarıyı 1 azaltacağız. Kuvvetle 1 bölü 2. 1 çıkartırsak eksi 1 bölü 2 çarpı içinin türevi şeklinde yazıyorduk. İçinin türevini de alalım. 2x artı 1. Şimdi öncelikle bunu bir düzenlemeye tabi tutalım. Şu 1 bölü 2'yi aşağıya yazalım. 1 bölü 2 şeklinde. 2x artı 1'i pay kısmına, x kare artı x artı 3'ü de x kare artı x artı 3'ün eksi birinci kuvvetinde x kare artı x artı 3'ün 1 bölü 2. kuvveti şeklinde yazalım. Bunu da düzenlediğimizde 2x artı 1 bölü 2 çarpı x kare artı x artı 3 şeklinde x üzeri bir şey, x kare artı x üzeri x artı 3 üzeri 1 bölü 2'yi kök içinde yazabiliriz. Şimdi burada karşımıza bir kural çıktı. Bu kuralı değerlendirelim. Tabii buradan sonra x'in yerine 1 yazıp sonucunu bulmamız gerekecek. Onu orada bir tutalım. Arkadaşlar, bundan sonra şunu söyleyebiliriz. Karekök içindeki bir ifadenin türevi alınacağı zaman içinin türevi bölü 2 çarpı kendisi. Böyle kendimize bir pratik kural elde edebiliriz. Bakıyoruz. İçinin türevini alacak olursanız x kare artı x artı 3'ün türevi, içinin türevi 2x artı 1 bölü 2 çarpı yine köklü ifadenin kendisi şeklinde karşınıza çıkacak. X'in yerine 1 yazacaksınız ve oradaki soruyu tamamlayacaksınız diyoruz. Arkadaşlar, burada en önemli şey, birçok arkadaş şunu ezberliyor. Kök x'in türevini 1 bölü 2 kök x diye ezberliyor. Böyle bir ifadenin türevini alırken, x küp x artı x gibi bir ifadenin türevini alırken şu hatayı yapıyor. 1 bölü 2 çarpı kendisi diyor. X küp artı x. Biz burada özellikle uyarıyoruz arkadaşlar. Kare köklü bir ifadenin türevi alınırken içinin türevini muhakkak ekleyeceksiniz. Çarpı 3x kare artı 1 şeklinde içinin türevini sakın unutmuyoruz. Hemen bir basit örnekle bunu devam ettirelim. Mesela 1 bölü 3 x küp eksi 1 bölü 2 x kare diyelim. Bunun türevini alırken uygulamamız gereken şey neydi? İçinin türevi. İçinin türevini alalım. Türev alırken yukarıdaki sayı öndeki sayıyla çarpılır, kuvvet bir azaltılırdı. İçinin türevini alırken 3 ile 1 bölü 3'ü çarptığınız sadeleşti, x kare kaldı. 2 ile de 1 bölü 2 sadeleşti. Öndeki 1 bölü 2 ile 2 sadeleşti, x üzeri 1 kaldı. Şimdi aşağıda yine 2 çarpı kendisi diyoruz. Yani 1 bölü 3 x küp eksi 1 bölü x kare, x küp eksi 1 bölü 2 x kare şeklinde yazıyoruz. Bununla ilgili bütün kitaplarda karşımıza çıkacak bir örnek sanırım şu. X artı kök x nedir? Bunun türevini bulmaya çalışalım. Arkadaşlar, bunun türevini alırken yine söylüyoruz. Alt tarafı bir kere yazalım. 2 çarpı kendisi. Fakat üst tarafa dikkat etmemiz gereken şey içinin türevini almaktı. İçinin türevi, x'in türevi 1. Kök x'in türevi de yukarıda yazmıştık. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x şeklinde gelecek. Artık buradan sonra x gördüğünüz üzere 1 yazın, 3 yazın gibi bir ifade bize sorabilir. Bundan değeri yerine yazarsınız. Bundan sonra arkadaşlar bir de mesela küp köklü bir örnek yapalım. Fx eşittir küp kök içinde x kare artı x şeklinde bir ifade verelim. Hatta artı 2 olsun. F türev 2 nedir diye sorsun.
Evet. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar, çözüm için öncelikle üslü ifadeye çevireceğiz. Yukarıdaki ifadeye çevireceğiz. Dolayısıyla fx eşittir x kare artı x artı 2'nin, bunun bir parantez olarak düşündüğümüzde kuvvetinde 1, kökün derecesinde de 3 olduğu için x kare artı x artı 2 üzeri 1 bölü 3 şeklinde yazdık. Şimdi türevini alacağız. Bunun türevini alırken yapmamız gereken şey şuydu. Yukarıdaki 1 bölü 3 ön tarafa indirilir. Kuvveti 1 azaltılır. Kuvveti 1 bölü 3'tü, 1 azaltırsak eksi 2 bölü 3 olacak. Çarpı içinin türevini unutmuyoruz. O da 2x artı 1 şeklinde gelecek. Bunu düzenlediğimizde arkadaşlar 2x artı 1 yukarıda kalacak bölü. 1 bölü 3'teki 3'ü aşağıya çarpan olarak indirdik. X kare artı x artı 2'nin kuvveti de eksiden kurtarmak için 2 bölü 3 şeklinde aşağıya alıyoruz. Bir düzenleme daha yapacak olursak son. 2x artı 1, 3 çarpı x kare artı x üzeri x kare artı x artı 2 üzeri 2 bölü 3. Bölü 3'ten dolayı küp kök gelecekti. X kare artı x artı 2'nin üzerindeki de şuradaki 2'yi yazıyorduk. Şimdi x gördüğümüz yere 2 yazacağız. F türev 2 eşittir. Sonucumuz 5 bölü 3 çarpı küp kök içinde. X gördüğümüz yere 2 yazacak olursak 2'nin karesi 4. 2 ile topladık 6, 8. 8'in karesi 64. O da dışarıya 4 diye çıkacak. Dolayısıyla 5 bölü 3 çarpı 4'ten 5 bölü 12 sonucunu elde edeceksiniz. Bunu paydaya yazdığı zaman da yine aynı şekilde yapacağız. Yani bu paydada olduğu zaman da kuvveti 1 bölü 3 değil, eksi 1 bölü 3 olarak alacağız. Oradan da yine aynı işlemleri devam ettireceğiz. Son bir tane daha yapalım. Bu başlığı da burada noktalayalım. Ona şöyle bir örnek olsun. Yine f 3x eşittir x kare çarpı g küp 2x verilmiş olsun. Bize g2'yi 1, g türev 2'yi de eksi 2 vermiş olsun. İse f türev 3 nedir diye sormuş olsun. Şimdi burada arkadaşlar çarpımın türevi var, bileşkenin türevi var ve bir fonksiyonun kuvvetinin türevi var. Dolayısıyla bir sorunun içinde aslında 2-3 tane başlığı bir anda soruyor bize. Adım adım gitmek durumundayız. Yine karıştırmamak için çözüm diyelim. Arkadaşlar önce soldaki bileşke fonksiyonun türevini alacağız. f3x'in türevi dışının türevinde içini aynen yazıp çarpı içinin türevini asla unutmuyoruz. Sağ tarafa geldiğimiz zaman ise x çarpımın türevini uygulayacağız öncelikle. Birincinin türevi çarpı ikinciyi aynen yazıyoruz. Artı birinci çarpı. Şimdi ikincinin türevini alırken çok dikkat etmemiz gereken kısım burası arkadaşlar. G küp 2x olduğu için bir fonksiyonun kuvveti olduğu için önce onu indiriyoruz. Kuvveti bir azaltıyoruz. Şimdi çarpı tabanın türevini alacağız. Bakın buradaki tabanın türevini alacağız. Buradaki taban g2x. Ve bu g2x'in türevini alırken de yine bileşkeye göre alacağız. Dışının türevinde içini yazıyoruz. Çarpı içinin türevi 2x'in türevi de 2. Bakın bu kısmı çok unutan oluyor. Özellikle bu kısma dikkat ediyoruz. Tabanın türevi, tabanda da bir bileşke fonksiyonu var. Bileşkeye göre dışının türevinde içini alıyoruz. Çarpı içinin türevinden bahsediyoruz. Şimdi yine g türev 2'yi vermiş, f türev 3'ü soruyor. X'in yerine ne yazarsam bu durum gerçekleşir diye sorduğumda x'in yerine 1 yazmam gerektiğini görüyorum. X'in yerine 1 yazacak olursak f türev 3 çarpı 3 eşittir. X'in yerine 1 yazacak olursak 2 çarpı g küp 2 artı x'in yerine 1 yazacak olursak 1 çarpı 3 çarpı g kare 2 çarpı g türev 2 çarpı 2. Verilen bilgilerini yazalım. 2 çarpı g2'yi bize soru 1 vermişti. Küpünü alırsanız yine 1 artı 1 çarpı g2'yi bize 1 vermişti. Karesini aldınız 1. Önünde 3 var. G türev 2 ise bize eksi 2 vermiş ve çarpı 2 de burada yer alıyor. Bu da 3 çarpı f türev 3. Düzenleyecek olursak şurası eksi 12 yaptı. 2 ile topladığınız zaman eksi 10. 3 çarpı f türev 3. Buradan da f türev 3 eşittir. Eksi 10 bölü 3 değeri
elde edilecektir. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşünceye kadar esen kalın.